Merhaba arkadaşlar, şimdi Tuna Nehri'nde tekne turu yapıyoruz, ufak bir tekne turuyla beraber. Yürürken etrafını gezdik ama bir de şimdi şeyde gezelim dedik, teknenin içerisinde gezelim dedik. Hava gayet sıcak, güzel, yemeğiyle beraber geziyoruz, ufak bir tekne, çok güzel. 3 euro adam başı fiyatı, gayet de uygun, çok da pahalı değil. Güzel bir gezimiz olacak, bakalım abi de anlatıyor zaten. Emir'i gördüğünüz gibi önüne geçti. Gösterelim size. Ja, hier kommt die Blau raus und behindert, wenn sie mit der Eisstadt gehen, bestehen die eigentlich an die Insel. Das ist vermutlich auch der Ursprung von Ulm, weil Ulma heißt im keltischen Insel oder Volksgebiet und vermutlich ist Ulm ja eine keltische Siedlung. Und die Ulmer Schachteln, die wurden auf der anderen Seite, also hier, wo Sie hier das Kiesbett sehen, da wurden nämlich Ulmer Schachteln früher gebaut und zwar kamen die Flößer von Allgäu mit Holz hierher. Abi Almanca anlatıyor, tabii bizim Almancamız şu an iyi olmadığı için anlayamıyoruz. Und dann wurde aus dem Holz İnşallah bir sene sonunda anlayacak seviyeye ulaşacağız. Und mit denen wurden dann die Waren bis ins Schwarze Meer transportiert. Und der Hafen von Ulm war die kleine Donau hier rechts. Man muss sich ja vorstellen, früher war das hier ja ein reißender Fluss. Das heißt, man konnte da nicht so einfach mal Waren benutzen. Evet, Emir en önde. Etrafa bakıyor. Çok sevindi. Tekne turlarını çok seviyor Emir. Birçok tekne turuna gittik. Geçen en son Paris'e gitmiştik. Şimdi Ulu'ya nasip oldu. Kısmetse olanlara da gitmek istiyoruz. O zaman da çekeceğiz videomuzu. 1683 war die Stadt Wien von Soldaten des Osmanischen Reiches belagert. Und von Ulm aus hat man dann organisiert, dass 4000 Soldaten auf die Schachteln richten. Çok uzun bir nehir. Daha önce de belirttiğim gibi 10 ülkede havası olan bir nehir. Buraya Kara Orman denilen bir yerden çıktı bilinmekte. Yanlış hatırlamıyorsam en büyük havası da Romanya'da olması gerekiyor. Birçok şarkılara konu olan bir nehir bizde de. En bilinen de işte zaten Tuna Nehri akmam diyor. Etrafımı yıkmam diyordu. Şurası da adam. Şurası da adam, evet. Diğer taraftan da karayla bağlantısı yok, sadece köprüyle bağlantısı var. Bu parça tamamen ayrı bir ada şeklinde. Ulm'da bu taraftan bağlantısı var. Neu-Ulm'e de diğer taraftan bağlantısı var. Şu adanın olduğu kısım Neu-Ulm, diğer tarafta Ulm. O taraf Bavyera, yanlış hatırlamıyorsam bağlı. Öbür tarafta Baden. Bir tane merkez. Bir tane. Also die helfen bei aber İnsanların çeşitli aktiviteler düzenlediği gibi. Botun alan geliyor. Sadece inini olarak birbirlerine. Bu gerçekten çok güzel bir yer. Tavsiye edebileceğimiz bir yer. Büyük şehir değil. Avantajı var tabii büyük şehir olmamasının. Keşmekeşlik yok. İnsanlar gayet sakin, saygılı. O kadar çok Avrupa'nın diğer bölgelerinden gelen insanların olmadığı bir yer. Biliyorsunuz büyük şehirlerde çeşitli milletlerden insanlar var. Burada o yok. O bakımdan gayet temiz kalmış. İnsanları çok saygılı. Mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çevresi gördüğümüz gibi yeşillik içerisinde. Güzel bir yer yani, insanların emekliliğini geçirebileceği güzel bir yerlerden bir tanesi. Daha önce belirttiğim gibi 1-1,5 sene kalacağız inşallah. O süre zarfını size her yeri göstermeye çalışacağız. Yine sizin de bu Ulm hakkında bilginiz olur. Üniversite, işte doktoradır, yüksek lisanstır, lisanstır, tercihinizde etkili olur. Çok güzel bir yer, tavsiye edilir. İnsanlar eğleniyorlar, müzik çalıyor. Kürek çekiyorlar. Gül bahçeleri. Şimdi birazdan turumuzdan sonra oraya gideceğiz. Orada da bir çekim yapacağız.
Güzel hikayeli yani. Çok derin değil burası. Çünkü bazı yerlerin insanlar yer yer yürüyerek karşıdan karşıya geçiyor ama muhtemelen her yer bu derin yani sığ değildir. Muhtemelen daha derin yerleri de var. Und hat ja schon im Jahr 1800 bis 1810 hat ja schon Übungen gemacht. Abim anlatmaya devam ediyor ama işte İngilizce bilmediği için anlayamıyoruz. Biz Almanca bilmediğimiz için anlayamıyoruz. Kaptanımız abla. Kommt der Wind von unten nach oben und nimmt sie mit nach oben. Wenn sie hier an der Donau haben sie kalte Winde und sie fallen einfach rein. Der hat noch keine Ahnung gehabt von Aufwind und Abwind. Er hat es zwar vermutet, aber er wollte es damals dem König vorführen und es hat leider nicht geklappt. Er ist in die Donau gefallen. Und deswegen auch die Schere an der Seite als Denkmal. Nehri gördünüz mü? İnsanlar farklı aktiviteler yapıyorlar. Evet, adanın diğer tarafını gördük şu an. Bak gidiyor. Orada tam yok mu? Bak orada düşeriz. Buraya gideyim. Heh, buraya mı gideceğim? Şimdilik buradan bu kadar. Merhaba arkadaşlar, tekne turumuzu bitirdik. Şimdi Emir'le yorulduk. Yorgunluk üzerine bir kolayla kek falan yedik. Çekirdek falan yemeyi planlıyoruz. Tekne turu gayet güzeldi, eğlendik, iyi denk geldi. Biz indikten sonra bayağı bir sıra varmış. Biz hani programa bilmeden öyle geçerken durdurduk. Hatta gemi kalkmış, yani tekne kalkmıştı, biz geri çağırdık. Tam zamanlamamız mükemmeldi dediğim gibi. Tekne turumuzdan sonra şimdi gül bahçesi burası. Çok güzel güller ekmişler, göstereceğiz size. Emir'le de biz yorgunluk, çayı içemiyoruz maalesef, yorgunluk kolası içiyoruz. Gördüğünüz gibi çok değişik bir bitki örtüsü, yani güller döşemişler buraya, ekmişler, dikmişler. Gayet nezih, sakin, sessiz bir ortam. Biz de Emir'le bu ortamın tadını çıkartıyoruz. Şurada ufak bir havuzumuz da var, havuzumuzu da görüyoruz. Türkiye'de olsa oturmaya yer bulamamış burada ama buradaki insanlar pek oturmuyor. Bomboş. Pazar günü olmasına rağmen, hafta içi değil, pazar günü olmasına rağmen buradaki insanların bizdeki gibi bahçe kültürü yok. Bitti mi anne? Bitti. Bitti anneciğim. Buradan bu kadar.